Tribüne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Balıkesir sporumuz haftayı maalesef Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapattı. Biliyorsunuz Fenerbahçe ile bu maç öncesinde 6 maç yapmıştık. 3 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştık. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Balıkesir Spor ise Fenerbahçe karşısında tarihi boyunca galibiyet elde edemedi bu maç sonucunda da. Fakat oynamış olduğu futbol hepimize ümit verdi. Çünkü yeni bir teknik ekiple çıktı Balıkesir Spor. Yeni teknik ekip 3 gün içerisinde ancak Balıkesir Spor'u bu şekilde değiştirebilirdi. Ve öyle umuyorum ki Atatürk Stadı'nda Balıkesir Spor'u izlemeye gelen taraftarlar Balıkesir Spor'un oynadığı futboldan gelecek adına ümit ışıkları görmüşlerdir. Çünkü gerçekten Balıkesir Spor Fenerbahçe karşısında hiç aciz durumlara düşmeden inat ederek sürekli oyunun içinde yer alarak bize göre de başarılı bir maç çıkardı. Ama talihsiz bir gol, tabii ki bu tür hadiseler futbol sahalarında oluyor. Her ne kadar Emrullah talihsiz bir gol yese de biliyorsunuz Karçemaskas da ondan daha talihsiz bir gol yedi. Bunlar futbolun cilveleri, artık geçmiş geçmişte kaldı, geleceğe bakıyoruz. Balıkesir Spor gelecek açısından inşallah yeni teknik ekibiyle bizlere umut vadeden bir noktaya gelir. Evet, bugünkü konuğum Haberci Gazetesi spor yazarı Sayın Kadir Sağlam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Umutlandık. İşin gerçeği. Sade umutlanmadık. Kenetlendik de. Balıkesir tarihinde belki seyircinin ikiye bölünerek bu güzel futbolun üzerine karşı taraftaki tribünden istifa seslerini duyunca ne yaptı? Kendi teknik adamına, kendi camiasına, kendi yönetimine sahip çıkan, şu andaki yönetime, teknik kadroya, bu güzel futbola sahip çıkan seyircimizi buradan kutlamak istiyorum. Ve belki de ilk defa oldu böyle bir şey. Balıkesir Spor da senin de programın başında belirtmiş olduğun gibi, yani bu maça kadar neler vardı? Yani yanlışlar yapıldı, doğrular yapıldı, şunlar yapıldı, bunlar. Geriye doğru çok fazla bakmamak lazım. Ama bir yerden başladığımızda, evet, teknik adam değişikliği benim şahsi fikrimi sorarsanız 3 hafta önce olması gerekiyordu. Yani bu 3 hafta önce, bu milli takım arası olduktan sonra şimdi bundan onları, geriye gitmeyeceğim. Onları konuşmanın bir mantığı onu konuşma. 3 hafta önce olması gerekiyordu. Çünkü bizim çok önemli İki tane maçımız vardı. Ona bakarsan sezon öncesinde olması gerekiyordu. 15 Mayıs'ta olması gerekiyordu. Yani. O da doğru. Şimdi o kadar da çok geriye gitmiyor. Yok, çok geri değil. Ben iki hafta önce gitmem. Şurada bir bağlantı kurmak amacıyla diyorum. Kayseri Erciyes maçı bizim için 6 puanlık bir maçtı. Sivas Spor maçı bizim için çok... Kayseri'de Sercan'ın kaçırmış olduğu pozisyonlar. Burada Sivas maçında Emrullah'ın kişisel hatalarla kaybettiğim şeylere bir bakıyorum. Takım oyununda hakikaten kapasitesinin üzerinde mücadele eden bir takım. Hele bu hafta senin de belirtmiş olduğun gibi bu haftaki maçta da Sivas maçında 25. dakikaya kadar üstün olan biziz. O pozisyon oldu, ondan sonra da. Ama bu maçın havası çok daha farklıydı. Balıkesir'deki Fenerbahçeliler gelmiş, çevredeki Fenerbahçeliler gelmiş. Hepsi Balıkesir Sporlu olmuş bugün için. O kadar güzel bir elektrik, o kadar bir sinerji var ki. Evet. Burada Kemal Hoca'nın da, Kemal Hoca'yı buradan başarılar diliyoruz. Takıma güzel bir hava vermiş. Duruşuyla nasıl Ersun Yanal ellerini şu şekilde bağlayıp Galatasaray başında Trabzonspor'un arkasında güzel bir duruşu, sahanın kenarında duruşu varsa, Kemal Hoca da bir kenarda bir duruşuyla hakikaten takıma bir güven vermiş. Eldeki malzemeyle yapılacak olanın bana göre en güzelini yaptı. Tüm kamuoyu da gördü ki Balıkesirspor dün çok güzel mücadele etti. Mücadele etti diyorum. Çünkü kapasiten bu. Ve en önemli faktör de şu: böyle bir takıma nasıl oynanır? Böyle bir sahada nasıl oynanır? Bu malzemeyle nasıl oynanır? Dün Balıkesir Spor bunu örneklendirdi. Hakikaten oyun planı doğru. Oyunu kendi sahanda kabul edip ileriye çabuk adam çıkararak, evet 4 şutumuz var. Bunlarda da hiçbir isabet oranı yok. Tamam, bunu anladık. Ama öyle baktığımızda Fenerbahçe'nin de 59. dakikada ilk şutu var, kaleyi tutan şut. Bir tek şutu var 59. dakikada bu da. Şimdi
İsmail Kartal'ın, gerçi onu da vereceğiz de. Maç sonu basın açıklamasında söylediği bir laf vardı. İşte saha çok ağırdı şeklinde. Kardeşim, siz o sahada oynadınız da biz başka sahada mı oynadık? Şimdi bakın, Balıkesir Spor Fenerbahçe maçında iyi mücadele etti. Bunu kabul edin. Evet. Yani edin. Artı Türkiye'deki sahaların durumu meydanda. Eğer o kadar yağmur Atatürk Olimpiyat Stadı'na yağsaydı, siz o kaleden o kaleye gitmek için sandal kiralamanız lazımdı. Öpün de başınıza koyun Balıkesir Atatürk Stadı'nı. Ne vardı yani? Yok efendim, karşıdan bakınca öyle gözükmüyormuş da çok ağırmış da. E kardeşim, kaç saat yağmur yağdı. Olacak yani. Emre böyle zor. Sadece burada değil, Manchester'ın Old Trafford Stadı'nda da oluyor yani. Oluyor. Allah Allah ya. Ama bunlar ise bir mazeret. Bunlar mazeret değil ki. Oyun bilmeyen oyun yeri dar gelirmiş denir ya. İşte onun gibi. Ya orada oynayan, iyi oynayan da aynı, iyi oynamayan da aynı. Yani bunu çifte telli yani oynamayla da bağlantı kurabiliriz. Yani sen burada neyinin mazeretinin arkasına sığınıyorsun? Senin takımın mutlu mu? Senin takımın huzurlu mu? Senin takımın geçen seneki havada mı değil mi? Neden 3 haftadan beri beraber kalıyorsun? Sen onlara bakacaksın. Ya o önemli çözüm değil. O bizi ilgilendirmez. Hayır, mazerete sığınmayacak. Fenerbahçe'nin sorunu. Evet. O İsmail Hoca'dan bahsetti ya. Bunun arkasına sığınmayacak. Yani Balıkesir'deki sağ çamurdu. Vay bilmem neydi. Benim söylemek istediğim şu. Sağının çamur olması, ağır olması değil. Evet. Balıkesir Spor'un direnmesi ve direnç göstermesi. Evet. Bunu kabul edemiyor ama. Bunu kabulleneceksin. Tabii, kardeşim. Kabulleneceksin. Nasıl oynanması gerekiyorsa ve, dün. Ve sen bu Balıkesir Spor'a hiçbir önlem alamadığını kabul edeceksin. Senin dediğin gibi Kemal Özdeş geldi koç gibi takımın arkasında durdu. 3 günde takımı bu hale getirdi. Koşmaz denilen Alan Zinho'yu koşturdu. Efendim takımı belli bir tempo üzerinde tuttu. Tutmadı mı? Tabii. Oyunun başından sonuna kadar oyunun içinde yer aldı takım. Sen bunları görmeyeceksin. Hiçbir önlem alamayacaksın. Sov'un 2-3 tane pozisyonu haricinde pozisyona giremeyeceksin. Biraz sonra onları göstereceğiz. Ondan sonra da yok saha çamurdu, yok bilmem neydi. Hani biliyorsun, birisi de bir tarihte demişti ya, rüzgar şuradan esmeseydi biz bu maçı alırdık demişti. Hatırlıyorsun tabii, değil mi? Tabii. Yani bunu söylüyorsun ama neye söylüyorsun bunu? Çünkü herkesin belki de, ben şunu yakaladım. Sahada hakem ve futbolcular ne kadar ıslandıysa Kemal Hoca da orada ıslandı. Peki Kemal Hoca oraya oturup şey yapamaz mıydı? Kulübeye oturabilirdi. Bir teknik adam için üç büyüklerle oynarken en rahat başını oynar. Hangi hoca olursa olsun dün Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a burada yenilse hocayı eleştirebilir miyiz? Eleştiremezsin ya. Ama o yağmuru benim futbolcum yiyorsa ben de yiyeceğim dedi. Hoca, oradaki oyuncu da bakıyor. Ya bu hoca istese orada durur. Yenilse de kimse eleştiremez. Yani Kemal Hoca dün tabii öyle futbolcular güzel alışmış kenarda oturanları görmeye devamlı. Tabii. Yani görmüş bu ne? Ama benim arkamda bu hoca var. Bilgisiyle, görgüsüyle, hırsı. Bir defa hırs vardı yani. Hoca dün orada durması oyuncu daha çok ateşledi. Daha çok iyi oynadı yani. Üçüncü bölgede çok fazla çoğalamadık. Sercan'la Gökhan'a çok fazla toplar taşıyamadık. Fenerbahçe çoğalabildi mi? Fenerbahçe nerede çoğaldı biliyor musun? Ceza sahası çizgisiyle orta sahasına şey yaptı, top çevirdi. Zaten sistemi de bu. Ben yazımda da bu hafta belirttim. Dedim ki oyun planı zaten bu. Orta sahadan geliyorsun. Mehmet Topal, Meireles, Emre, Caner Erkin, Gökhan. Burada dönüyordun. Araya ya şovu yahut da şeyi ve boyu kaçıracaksın. Yahut da kanatlardan Caner soldan bindirme yapacak. Sağdan Gökhan Gönül bindirme yapacak. Bunlarla medet umuyorsun. Bunu da buluşturamadın. Yani şu işte yazımın başlığı da şuydu zaten. Dedim ki Balıkesir Spor çok en iyi mücadele ettiği maçlarından birinde maalesef kaleci Emrullah'ın golüne engel olamadı. Biraz bunda estetik bir şey de var. Heveslendirme de var ama yani Emrullah, şimdi biz burada şunu da çok hata yapıyoruz Zekiciğim. Yani ya işte takım adına çok fazla yıpratmayalım, çok fazla yüklenmeyelim de. Ya sezon başında hepimiz, sen de söyledin ben de söyledim. Bakın bu kadro
Süper Lig için yeterli değil dedik. Yani daha düzgün bir kaleci alıp, kaleci çok önemli bir faktör. Ya, yani Kadir yapılan abi, bu hata, bak yapılan bu hata. Şimdi onları konuşmanın artık mantığı yok. Samimiyetimle söylüyorum. Boşa kürek çekmek. Tamam, boşa kürek çekmek ama. Yani boşa kürek çekmeyelim artık. Yani biz geçmişi bırakalım. Yani bak, sezon başında çok şeyler olabilirdi. Daha değişik bir yapılanma olabilirdi. Daha değişik kadro kurulabilirdi. Falan filan. Bunları bırakalım mı bir kenara? Tamam. Yani şimdi öyle bir şansın var mı? Ya zaten eldeki bu malzemeyle gideceksin. Şimdi bu malzemeyle biz bu yemeği en iyi bir şekilde, en yapmamız nefis lazım. Bir şekilde şu masanın ortasına koymamız lazım. Anladın mı? Evet. Bizim yapacağımız bu. Ha, şimdi ara transfer dönemi gelir. O zaman da deriz ki, bakın arkadaşlar, böyle böyle yaparsanız iyi olur. Hayır, yapar ya da yapmaz. Kendini ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez. Onun hesabını verecek olan biz değiliz. Hesabını verecek olanlar yapar ya da yapmaz. O beni ilgilendirmez. Hayır, biz söyleriz. Ama şu anda söylemenin bir mantığı yok. Anlatabildim mi? Evet, Balıkesir Spor sahaya Emrullah Uğur, Kurisic, Hasan Bülent, Aykut Cicabi, Alan Zinya, Eray Sercan ve Gökhan tertibinde çıktı. Şimdi özellikle orta sahada Eray Cicabi, Aykut bana göre iyi mücadele etti. Tabii. Gerçekten iyi mücadele etti. Sercan her zamanki gibi mücadelesini sürdürdü. Yani Sercan çıkış içerisinde. Takdirle seyrediyoruz. Haftalardır çıkış içerisinde. Takdirle seyrediyoruz. Alan Zinho kıpırdanmaya başladı. Gerçekten bu maçta. Onu gördük. Gökhan biraz tutuktu. Tutuktu. Hı hı. Ve genel olarak mücadele temposu olarak takımımızdan memnunduk. Ben memnundum. Tabii yani zaten. Ama şu da var. Bu maç 8-0 bitseydi bu kadar üzülmezdim. Çünkü kendi hatamızda bir gol ikram ettik ve maçı kaybettik. İşte bunu ben... Yani bu maç 8-0 olsaydı bu kadar üzülmezdim. Yani ona üzülüyorum. Yani bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Bireysel hatalar ya duran toplarda oluyor, yan toplarda oluyor. Yahut da işte iki topu sektirmede oluyor. Oyunu iyi okuyamamada oluyor. Yani defans kaleci anlaşmazlıklarından oluyor bireysel hatalarda. Evet. Fenerbahçe'de biliyorsun sağ olsun federasyon Emre Belezoğlu'na bir jest yaptı. Onun cezasını bir maç verdi. Kayseri maçında oynamayınca bizim maçta kadroya girdi. Ve golün de asistini yaptı. Bir anlamda bu golü federasyon attı bize. Onu da söyleyeyim. Asisti çünkü Emre yaptı yani. Sonra Mustafa Pekdemir'e de bir jest yaptı. Yani bak, size yaptık, size de yapıyoruz diye. Mustafa Pekdemir de güya cezasını erteledi bir yıl. Mustafa Pekdemir de oynayacak. Trabzon maçında görev alması halinde. Ve Fenerbahçe kadrosu da şu şekildeydi. Volkan, Gökhan, Alves, Bekir, Caner, Meireles, Mehmet Topal, Dirk Kuyt, Emre Sow ve Vebo şeklinde. Evet. Şimdi bu dizilişte şöyle bir baktığımızda deminki anlatmış olduğumuz olay, yani kanatlardan soldan Caner, sağdan Gökhan gidiyor. Ama dikkat ettik, Caner her zaman oynadığı maçlar gibi çok etkili değildi. Gökhan ofansa katılımlarında çok erken çıktığı için arkasında şeyler verdi, açıklar verdi. Bu bölgede de karşısında Sercan gibi seri, çok çabuk dönebilen, topla çok süratli bir oyuncu olduğunu belki hesaba katamadı. Yani bu bölgede ısrarla gelme, yani böyle bir ağır sahada belki de Fenerbahçe gibi böyle biraz ucuz bir gol Balıkesir Spor bulsaydı, şu anda biz hani bazıları skor şeyi yapıyor ya, yorum yapıyor. Biz futbol yorumu yapıyoruz. Onlar da skor yorum yapabilirlerdi. İşte bak şöyle Fenerbahçe yaptı, böyle yaptı. İşte fakat Fenerbahçe'nin şu şeyinde ben böyle bir takımda bir isteksizlik,
olmayınca alıyor, top çeviriyor, yan toplarla gel diyor. Emre yönetiminde işte Beyreles'e al bunu şuraya getir. Yani araya kaçırılacak olan Vebo ve Show'la ilgili topları atamadılar. Hatta bir pozisyon buldu. Show kaleci bizim Emrullah'ın üzerinden aşırdığı topta en önemli pozisyonlarından biri de buydu zaten. Aşırdı, top üstten avuta gitti. Zaten maçın tek net gol pozisyonu oydu. Oydu. Yani o pozisyonda da işte gene bir Emrullah'ın bir şey zamanlama hatası burada söz konuydu. Yani bu tür böyle basit hatalar yapmasak ben dedim ya şu maç aklımızda şöyle bir düşün. Fenerbahçe Balıkesir maçı aklımıza geldiğinde iyi oyundan değil de şundan bahsedebiliriz. Ne yaptı? İşte Fenerbahçe kötü oynadı ama kötü oynarken de maçı kazanmasını bildi. Yani böyle bir golle bu gol hatıralarda kalacak. Balıkesir Fenerbahçe maçı dendiğinde başka hiçbir şey akıllarda kalmayacak. Sadece bu kalacak. Evet. Şimdi toplu oynama Toplu oynama yüzdeleri %40, %60. Balıkesir Spor %40 oynamış. Fenerbahçe %60. Fenerbahçe %60 oynamış ama yani şu tabloya göre çok büyük bir üstünlük kuramadı. Yok tabii Balıkesir yani. Spor'a karşı. Genellikle orta saha mücadelesi oldu. Tabii. Ve isabetli şutlarda da Fenerbahçe'nin 3, Balıkesir Spor'un 0 şutu var. Hiç isabetli şutumuz yok maalesef. İşte Sov'un bir şutu vardı biliyorsun şey çıkardı. Emrullah'ın çıkarmış olduğu. Emrullah çıkardı. Yine Sov'la girdikleri bir pozisyon vardı. Onu da Emrullah çıkardı. Yani parmakla sayılabilecek kadar. Pozisyon fakiri bir maç. Evet. Yani şöyle bir baktığımızda pozisyonlar, pozisyon olmayınca futbolun zevki de gelmiyor. Yani İsmail Kartal dedi ki vay sağa ağırdı, vay şuydu. Ya bu şartlar yarın bugün karda oynanacak. Yarın bugün Balıkesir, duyan da sanki Balıkesir'in sahası çamur sahamış. O kadar berbatmış ki. Böyle bu saha. Yani ülkemizdeki çoğu statlar bu şekilde. Öpsün de başına koysun Atatürk Stadı'nı. Evet, isabetsiz şutlarda Fenerbahçe'nin 5, Balıkesir Spor'un 4 şutu var. İsabetsiz şut oranları da birbirine yakın. Yakın. Takımın. İşte bak bunu biz bir türlü çözemiyoruz Kadir abi. Evet. Gerçi burada Fenerbahçe'nin de çok kötü bir ortalaması var. 30 orta yapmış, 9 isabet sağlamış. Yani 9 kez etkili yerlere göndermiş bu ortaları. Hı hı. 9 kez. Balıkesir Spor ise 19 orta yapmış, sadece 1 isabet kaydetmiş. Şimdi bunu biz bir türlü çözemiyoruz. Bakın, takımın hücuma kalkması çok önemli. Takımın 3. bölgeye yerleşmesi önemli. Topu 3. bölgede oynaması hepsinden daha önemli. Tabii. Fakat bu final paslarını yapamazsan hiçbir maçı kazanamazsın. Oraya gelişin hiçbir amacı, hiçbir şey olmaz. Ya boşu boşuna efor sarf etmiş tabii olursun. Ya top sende kalmış. Ne yapalım kalsa? Nerede yani, kaldı? Hangi bölgede kaldı? Şimdi aldın gittin. Dip çizgiye indin. Bir orta yaptın adamın gözüne. Kıymeti yok. Hiç. Kıymeti yok yani. Ya yani omuş yani yapmış gibi oluyorsun sadece. Evet yani. Sadece boşuna efor sarf etmiş oluyoruz o kadar. Şimdi pas yüzdelerinde de hemen hemen denge var. %78 Fenerbahçe, %65 Balıkesir Spor. İki takım birbirlerinin yani çok fazla da baskı altında tutamadılar. Yani baskı altında tutamadılar derken yani top kullanmalarını engelleyici çok aman aman bir mücadele de olmadı. 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 Şöyle yani pas yüzde Fenerbahçe'deki pas yüzdelerinin düşmesi ve isabetli pas ve çabuk pas. Çabuk pasını yani hani erken düşünme dediğimiz şeyi Fenerbahçe daha önceki yıllarda daha iyi yapıyordu. Yani Ersun Yanal döneminde olsun, daha önceki Aykut Kocaman döneminde pas yüzdesi. Yani bu top bana gelirse ikinci pası ne yaparım? Daha erken düşünme. Bunlar çok daha iyi yapıyordu. Ben bu sene Fenerbahçe'nin pas yüzdelerinin çok düşmesini ve çabuk düşünememe özelliğinden
kaynaklandığını şey yapıyorum ve başarılı görmüyorum. Ya Fenerbahçe'nin başarısı bizi çok ilgilendirmiyor zaten. Kornerlerde 5'e 7. Biz 5 korner kullandık. Fenerbahçe 7 korner. Burada da bir denge var. Yani buradan bakıldığında maçın nasıl geçtiği ortada zaten. Zaten meydanda. Yani şu istatistik bilgiler bize maçla ilgili çok iyi bir kanaat verebiliyor yani. Yani burada... Fakat şunlara dikkat edelim. Şu faullere bir şey diyelim. Ona dikkat edeceğiz. O önemli çünkü. Şimdi bütün bu istatistikleri önüne koyduğun zaman eğer birisi ya sağa çamurdu, yok rüzgar şuradan esiyordu, buradan esiyordu derse ona gülerler. Tabii. Senin yaptığın ortada kardeşim. Yani tabii. Saklayamazsın. İstatistikler ortada. Ya işte, şimdi bu fauller, biz 6 faul yapmışız, Fenerbahçe 21 faul. Evet, şöyle bakalım. Burada o kadar büyük bir dengesizlik var ki, şu faullere bakıldığında ne çıkarıyordu ortaya? Demek ki faul yapılan fauller pozisyon gereği olan bir faul, anladık. Ama ya pozisyon bulma da, iki takım pozisyonlarında çok büyük bir fark yok. Peki neden faul oranlarında çok büyük artış var? Bu da hakemin böyle bu tür şeylerde maç öncesi psikolojik baskı altına alınarak işte Fenerbahçe camiasının baskılarıyla var bu maça nasıl verilir? Daha peki hakemle ilgili ne söyleyeceksin? Hakemle ilgili yani her zaman büyük takımlara karşı yani ben bunu bir mazeret olarak hakemleri belki de en az eleştiren bir insan olarak ama biraz etkisine kalıyor hakemler. Yani hayır, tamam da bu maçta hakemin herhangi bir etkisi oldu mu? Hakemin etkisi mesela bu faullerde mesela bu kadar faullerde Fenerbahçe daha fazla kart görmesi gerekirdi. Yani o zaman sen bu takımı ezdirdin derim ben ona. Şimdi yani bak şu ben şu tabloyu görünce şöyle bir yorum yapabilirim. Anne. Buyur. Balıkesir Spor 90 dakikada 6 faul yapmış. Fenerbahçe 21 faul. Balıkesir Spor bu ligde bu kadar temiz oynayarak maç kazanamaz kardeşim. Bu ne ya? 90 dakikada 6 faul. Bakın, faul futbolun içerisinde olan bir hadise. Sen 90 dakikada 6 faul yapamazsın. Kibar oynamış diyorsun. Bu kadar kibar oynanır mı? Oynamış. Yani bu ligde bu kadar kibar oynayarak maç verirler mi sana? Ha biz yani faul yapın derken taktik faullerden söz ediyoruz. Gidip de adamın bileğine girin demiyoruz. Taktik faul. Bakın şimdi Ersun Yenal'ın bir tane taktiği vardır. Doğru düzgün. Taktik faul. Topu kaybettiğin anda sahanın neresinde olursa olsun indir. İndir. Neden? Eksik yakalanmayayım geride. Tabii. Çünkü her faul takımın geriye dönüşü için bir fırsattır. Az adamla yakalanabilirsin. O kontra toptan gol yiyebilirsin. Bakın nerede olursa olsun. Nerede olursa olsun. Gençler Birliği'nde başladı bu. Halen daha devam ediyor. Fenerbahçe'de bile devam etti. Ne sahanın hangi bölgesinde olursa olsun. Topu kaybettiğin anda indir kardeşim. İşte bu. Balıkesir Spor 6 tane faul yapmış 90 dakikada. Oh ne güzel. Ya halı saha maçı mı bu kardeşim? Olmaz. Bak biz bu kadar temiz oynayarak maç kazanamayız. Kimse sana maç vermez bu şekilde. Bu taktik faulleri yapmak zorundasınız. Ve Kemal Özdeş de biliyorsun Ersun Yanal'ın ocağından gelen bir teknik adam bunu mutlaka değerlendirecek. Tabii mutlaka değerlendirecek çünkü ileri daha takımı tanıyamaması. Yani Kemal Hoca'yı çok fazla eleştirmeye gerek yok. Tabii o da diyecek zamanlama, nerede faul yapacak, neden yapacaksın çabuk. Yani yalnız işte bu faullerde şunun tersi olmuş olsaydı bakın. 6 faulü Fenerbahçe, 21 faulü Balıkesir Spor yapmış olsaydı Balıkesir Spor en az 2 tane kırmızı kart görürdü. Hakem takdirleri konuşuyor. O kırmızı kart falan filan. Yani senin baktığın pencere haklı. Futbol oynama ve rakibi indirme konusunu şey yaptım. Fakat hakem takdirleri konusunda bu farklı bir pencereden baktım. Onu belirtmek istedim. Sevgili seyirciler bir reklamlara gidiyoruz. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Offside'larda 5'e 7. Hep oranlar yine yakın. Yine yakın.
Sarı kartlarda 2'ye 3. Şimdi bak bu çok önemli. Fenerbahçe 21 faul yapmış. 3 tane sarı kart 3 sarı kart görmüş. Balıkesir Spor 6 faul yapmış. 2 sarı kart görmüş. Bunda da senin o anlatmış olduğun bağlantı. Yani nasıl, nerede faul yapıyorsun, ne şekilde faul yapıyorsun, bir açık bir örneği. Yani şimdi faulü profesyonelce yapacaksın. Tabii canım, tabii profesyonel. Profesyonel bir arenada mücadele ediyorsun. Gidip de göstere göstere değil, usturuplu bir şekilde yapacaksın faulü. Topla karışık, bilmem yani. Ya, bu şekilde. Topla karışık falan demeyelim de yani profesyonelce yapacaksın. Topa sert tabiri. Yani rakibe sert değil, topa yani, sert derler ya. Şimdi 6 faul yapmışım, 2 kart görmüşüm. Fenerbahçe 21 faul yapmış, 3 kart görmüş. Şimdi bu nedir ya? 6 kere 3. Bak yani. Bunların düzelmesi lazım. Onun için söylüyoruz. Evet, oyundaki hamlelere geleceğiz. Oyunda Kemal Özdeş bir takım hamleler yaptı. Doğru hamleler yaptı. Şimdi doğru mu yanlış mı bakalım. Yani bundan önceki haftalarda da biliyorsun Kemal Özdeş öncesindeki teknik kadro hep aynı bölgelerde. Bak arayış hep buralarda. Şu bölgede bir arayış yok. Yok. Bu bölgede bir arayış yok. Sadece ve sadece arayışlar hep aynı bölgede. Bundan önce de çizdik, defalarca anlattık. Kemal Özdeş geldi, arayışlar yine aynı bölgede. Bu da üçüncü bölgede çoğalamamanın en büyük etkisi. Yani şimdi üçüncü bölgede çoğalmama değil de şu bölge bak, şu bölge. Ne işler orada sağ bak. Sağ taraf. Maalesef Balıkesir'in bir türlü çözemediği bir sorun olarak önümüzde duruyor. 68. dakikada Gökhan çıktı, Vargas girdi, Aykut çıktı, Ali Öztürk girdi. 83. dakikada da Alanzinho çıktı, Burak Çalık girdi. Ve bütün bu değişikliklerden sonra Balıkesir Spor maçı şu şekilde bitirdi. Emrullah Uğur, Kulusiç, Hasan Bülent, Eray Jabi, Burak Vargas, Sercan, Ali Öztürk. Hemfikir miyiz? Tabii. Bu şekilde bitirmesi de yani şöyle. Yani gol bölgelerinde bir şeyler yapabilir miyiz? Mesela Vargas, Burak. Buradan top taşıyıp Ali Öztürk'e çalıştırabilir miyiz? Yahut da Sercan'ı çalıştırabilir miyiz? Sorun zaten en önemli sorun pozisyon üretememek. Dikkat edin hiçbir isabette şutumuz yok. Pozisyonumuz yok gibi. O nedenle o bölgelerde çalışması da gayet normal. Ama bir farklı bakış açısıyla da mesela defansımız da çok fazla, sen de belirttiğin gibi oynamıyoruz ama en fazla gol yiyen defansa sahibiz. Yalnız bu sene ben Balıkesir Spor'un en isabetli futbolcuların solda gördüğümüz gibi Bülent Cevahir ve Sercan olduğuna inanıyorum. En doğru transferler, inanın Bülent olsun, Sercan olsun şu anda Süper Lig'deki çok takımdan yani Bülent'in karşısında dün tebrik ediyorum kardeşim, alnından öpüyorum. Bülent'in karşısında dün şov oynuyor, Vebo geçiyor bilmem ne ya, böyle futbolcular var. Bülent bir çok iyiydi dün. Tabii. Kendisini tebrik ediyorum. Oyuna katılımı. Dikkat et, Uğur Sağbek. Uğur geçen sene de bizdeydi. Geçen sene oyunun ofansif yönüne katılımı çok daha fazlaydı. Bu sene korkuyor, katılamıyor oyuna. Ama mesela Burak'ın da şu yönünü unutmayalım. Nasıl Lalabele ile Caner yapıyorsa birbirini tamamlayan oyuncularsa Burak da aslında arkasındaki şeyin kademesine, defans oyuncusu ileri çıktığında bunun kademesine giren çok iyi bir oyuncu. Ben Burak, Muğdat ve Eray'dan iyi yararlanamadığı kanaatindeyim. Eray aslında dün görünmeyen çok başarılı bir futbol sergiledi. İleride topa bastı, her bölgede dikkat edin şutlarda da Eray vardı. Ya bu 93 doğumlu bu oyuncu, bunları yararlanmamız lazım. Kemal Hoca'nın da bunların her şeyi bildiği için ben daha iyi bir bunlardan verim alacağına inanıyorum. Bu yaralanan Muğdat'ı görmek istiyoruz. Çünkü bu seyirci de görmek istiyor bunu. Yani taraftara bakıyor. Evet oyuncuların performansını biz teknik kadro olarak bilemeyiz ama. Ama hocanın görevi de bazı oyuncuları hazırlamak. Hiç evet. Yokmuş gibi varsaymak yanlış bir şey.
en yani özür dilerim tekeden süt çıkarma misali buralardan mutlaka yararlanılıp daha faydalı hale boyunca getirilmesi teknik adamın görevi. İnşallah bunlardan da yararlanmayı düşünür Kemal Hocam. Evet, şimdi şu yeşille yazmış olduğumuz Ali Öztürk, Vargas, Burak, Balıkesir Spor'un bir türlü çözemediği bölge olarak hemen hemen her maçta karşımıza çıkıyor. Bu maçta da çıktı. Demek ki arıza belli. Belli. İşte Ocak transferinde inşallah bu arızalar giderilir. Evet, gole gelelim. Bir de şu var, ben şunu da belirteyim bu arada. Yani takımda oynamakla birilerinin yerine oynamak arasında çok büyük farklar var. Not almışım maçta bunu. Hakikaten yani şimdi mesela Gökhan ileride oynuyor. Kimin yerine oynuyorsun? Yoksa sen bu takımın iskeleti misin? Yani ben oynuyorum, birinin yerine oynuyorum. Yani Ali Öztürk giriyor, ben biliyorum. Takımda oynamak ayrı bir konu. Birilerinin yerine geçici oynamak oynuyor. Böyle sanki bazı oyuncularımız geçici oynuyormuş gibi. Ya sana bir fırsat verilmişse kendini göster orada. Bir şeyler yap. Mesela Gökhan İnal'dan ben daha iyi bir mücadele etmesini beklerdim dünkü maçta. Evet. 40. dakikada gol Raul Meireles. Fenerbahçe 1, Balıkesir Spor 0. Emre orta sahadan sağ tarafa Meireles'i gördü. Meireles'e attığı pasla, daha doğrusu asistle, bu pas asist oldu. Yani böyle asist asist var, adam atıyor. Gerçi asisti ben Meireles'e, golü de Emrullah'a yazarım ama. Öyle zaten, ben öyle dedim. Normalde. Tabii. Şut değil ki bu. Orta. Ortaya geliyor, vuruyor kendi kalesine. Zaten Meireles de inanamadı gol oldu. Bu ne? Yani bu açık açık şaşırdı. Kalecinin kendi kalesine gol atması başka bir şey değil. Şimdi burada Meireles'i ortaladı. Bülent'e de çarptı top. Yön değiştirdi. Her şey olabilir. Oldu. Fakat Emrullah burada nefis bir smaçla topu kendi kalesine gönderdi. Ya, olay bu. İşte ama işte kaleci maç kurtarıcı olması lazım. Kaleci yani eleştirilerimiz bizim iyi yönde olmalı. Ben Emrullah'ta istikrar göremiyorum. Bir bakıyorsun bir de Emrullah ardından öyle bir top kurtarıyor ki maç kurtarıyor. Ya diyorsun ki bu topu nasıl çıkardı bu? Şaşırıp kalıyorsun. Evet. Ama onun yerine daha istikrar. Yenecek golü yesin kaleci. Ama yenmeyecek golü de yemesin yani. O nedenle Bülent'te ben çok fazla Emrullah'ta çok fazla böyle istikrar göremiyorum. Çok fazla güven vermiyor bize. Ya işte şunun için eleştirmeyelim diyoruz. Ya aman işte takımın yani zararı olur buna. Ama zarar zaten oluyor ki. Şimdi al, al 1-0 gol. Gol dakika 40 Emrullah. Şimdi 40. dakikada olayın içinde kim var? Meireles. Bak burada da bizim kaçırdığımız gol 73. dakikada. Bana göre net bir pozisyon bu. Evet. Sercan soldan girdi. Daha doğrusu Eray'ın araya soktuğu topla girdi. Karşısında Meireles vardı. Sol ayağıyla güzel bir orta yaptı yerden ceza sahasına. Ve Ali'nin şuradaki koşusu çok güzeldi. Kendisini tebrik ediyorum. Bülent Ali'nin önündeydi. Ali bir koşu yaparak önüne geçti. Daha doğrusu pozisyon aldı. Fakat dokunamadı topa. İşte orada zaten dokunamadı. Düşünce çok güzel. Ali'nin bu koşusunu takdir ediyorum. Ama keşke bu topu istedi ama ayağını uzatamadı. Uzattı da uzatamadı da demeyelim. Fakat bu net bir gol pozisyonuydu. Çok çok. En net önemli. Bir gol pozisyonuydu. Ya şimdi maçın başında Sov'un Emrullah'ın üzerinden aşırdığı pozisyon net bir gol pozisyonuydu. Tamam. Bu da net bir gol pozisyonuydu. Ha, Sov'un vurup da Emrullah'ın çıkardığı topa ben net pozisyon diyemem. Değil tabii yani. Ancak o pozisyonun yani sadece yakın direğe topa doğru vurdu. Tamam. O nasıl olur oldu? Uzak direğe doğru vursaydı ama, çıkmış ama, birinci yarıda o Kayt'ın topuna koşması, defansın arkasında topla buluşması, öne çıkmış Emrullah'ın üzerinden aşırması bana göre bu net bir pozisyon. Çok net. Çok net. Çok net.
Bu da çok net pozisyon. İşte orada da yine Emrullah'ın zamanlama hatası var. Bak dakika kaç? 73. Biz bu golü atabilirdik. Atabilirdik. Atacağımıza inansaydık atardık. Ha, bu çok önemli. Atacağına inanıyor mu, inanmıyor mu? Yoksa ben bu pozisyona girdim, eyvah Fenerbahçe'ye bir gol atarsan bir kafanda böyle bir senaryo kurup da o senaryoya mağlup olursan beyninde pozisyon ve motivasyonu da bozuyorsun ve kaçırıyorsun pozisyonu tabii. Genelde böyle oyuncular girebilir. Dakika 77 bu kez Bülent geldi sol taraftan. Çok da güzel geldi Bülent. Yine karşısında Mereles. Bu Gökhan Ünal ne iş yaptı bu maçta, gördün mü sen hiç? Gökhan Ünal, milli takımımızın sağ beki var ya. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül ne mi yaptı? Gökhan Gönül erkenler... Bak, devamlı kademelere giren Mereles. Tabii. Yani o da neden biliyor? Çok erken çıkıyor şey. Gökhan zamanlama hatası yapıyor. O kadar erken neyse, çıkıyor ki ataklara. Neyse, o çok bizi de ilgilendirmiyor da milli takımı ilgilendiriyor. Şimdi soldan güzel bir orta yaptı. Gerçekten çok güzel bir orta yaptı. Ve Volkan, milli takımımızın kalecisi, topa boş çıktı. Boşa çıktı. O kadar boş çıktı ki. Boşa çıktı. Top Caner'in göğsünden kulüs için önüne düştü. Şimdi bak dakika kaç? 77. Az önce kaçtı? 73. 4 dakika var bak. 2 pozisyon. Fenerbahçe'yi baskı altına aldığımız dakikalar. Hı-hı. Ve bu pozisyonda benim en çok dikkatimi çeken hadise şu. Kulüs için burada olması. Bu dakikada kulüs için burada olması çok önemli. İşte bu da futboldaki zeka olayı bu. Bak biz korner atmadık. Serbest vuruş kullanmadık. Soldan bir orta geliyor Bülent'in kişisel bir zekası. Hayır. Soldan Bülent'in kendi kişisel bir... Organize bir şekilde geldik. Ya işte bu çok önemli. Ben onu da belirtmek istiyorum. Ve Bülent'le birlikte kulüs için şuraya gelmesi çok önemli. İstek kazanma arzusu işte bu. Yani. Yani ben bir şeyler yapayım. Ve Bülent ortaladı. Volkan boşa çıktı. Arkada Caner göğsüyle bir asist yaptı. Kulusic'e. Kulusic vurdu. Alves kayarak topu ayaklarıyla uzaklaştırdı ki bu da çok net bir gol pozisyonuydu. 4 dakika içerisinde yakalanmış gibi. Şu pozisyonlar değerlenmiş olsa ne diyeceğiz o zaman? Fenerbahçe herhalde Aziz Yıldırım'a külahları değişecektir yani birbirine. Külahlara gelin bakalım Balıkesir'de de mi yenildiniz denecek. Ama işte futbolda hani demin dedim ya şans faktörü değil de bak şunu çok iyi belirtin. Kulüs için oyuna katılımı zeka, düşünce olarak oralarda ben topla buluşurum diye. Aslında onu başkaları da yapması lazım orada. Mesela Aykut yapabilir, Eray yapabilir. O bölgede orta sahada ofansif oynayan ya da oyuncularımız o yay çevresinde bulunup bu tür toplara değerlendirilebilir. Şimdi şöyle, korner atsaydık kulüs için orada olmasını önemsemeyebilirdik. Uzun adam olduğu için işte kornere kafa vurmaya geldi diyebilirdik. Ama biz korner ve serbest atış kullanmadık. Bir hücum geliştirdik sol taraftan. Hı hı. Ve Bülent mükemmel bir şekilde sürükledi atağı. Bülent çok iyi oynadı bu maçta. Bu maçta değil. Bak Bülent mükemmel oynadığı maçlarda çok iyi oynadı. Ve formayı aldığından beri mükemmel oynuyor. Kimden kendisini aldı? Tebrik ediyorum. Keremcan'dan aldı. Keremcan kırmızı kartı görmeseydi Bülent'i şu anda göremeyecekti. Ve Bülent'in o koşusuna, o atağına yanıt vererek kulüs için oraya gelip gol pozisyonuna girmesi Balıkesir Spor'un bu maçtaki Fenerbahçe maçındaki en büyük zenginliğidir. Evet. Daha düne kadar bizim stoperlerimiz bir metre öne çıkmıyordu. Çıkamıyordu. Haksız mıyım? Tabii doğru. Hatta ben Jabi'nin şutunu hatırlıyor musun? O Jabi'nin vurmasıydı. Yani bir isabet olsa Volkan yemişti o golü. Jabi'nin vuruşu gibi böyle maçlarda birkaç top vurmamız lazım ki yani eğer isabetli ise mümkün değil kurtarması, topu ağlarda görecekti Volkan. Evet. Yani böyle şutlar atmamız lazım. O nedenle yani düşünce olarak da bazı kafamızda şeyler çıkarmamız lazım. Peki. Sevgili seyirciler, maçtan sonra basın toplantısı yapıldı. Her iki teknik adam da görüşlerini açıkladı. İsterseniz bu görüşleri bir dinleyelim. Daha sonra programımıza devam edeceğiz. Önce bugün
puan alamadığımız için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü oyunun bütününe baktığımda bugün verdiğimiz mücadelenin karşılığında puan almak isterdim ama bu puan almaktan öte umarım bize gelecek haftalarda iç sahada çok etkili kılacak oyunlar oynatır diye düşünüyorum. Çünkü oynadığımız takım Fenerbahçe takımı. İlk 10 dakika birkaç pozisyon buldu Fenerbahçe. Daha sonra oyunu dengeledik. Çok talihsiz bir gol yedik. Hava koşulları belki buna neden oldu. Ancak ilk yarı 10. dakika 40 dakika arası iyi savunma yaptı takım. Oldukça disiplinli oynadı. 26 gol yemiş 11 haftada bir takım. Bugün duygusal olarak da toparladı diye düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha coşkulu oynamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma devre arası. Fenerbahçe'nin bu skoru her geçen dakika korumaya yönelik oynayacağını söyledim. Tam tersi gibi bir oyun oldu. Ancak girdiğimiz birkaç yan top, karambol, korner pozisyonunda gol şansı yakaladık. Bunu değerlendiremedik. Maçı kaybettik. Ancak maç sonunda oyuncularım mutluydular. Benim için de, gelecek için de umut vericiydi. Şimdi bu oyunu bu standardı sürdürmek istiyorum. Maçtan sonra bunu paylaştım onlarla. Evet, maç kazanmamız gerekiyor ama bu oyunu her hafta geliştirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Ben ligin sonunda istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum. Bir planınız var mı yahut da bu şekilde devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, ben dün imza törenimde de söyledim bunu. Ben şimdi 4 maçta alacağım puanlarla ilgilenmek istiyorum. Bugün de güzel düşünceleriniz için sağ olun ama ben tam aksi düşünüyorum. Oyuncularımı maçtan önce geçtiğimiz yıl olduğu gibi taraftarın gönlünü alacak bir mücadele sergileyin dedim. Ve 10. dakikadan itibaren de bu zaman zaman gerçekleşti. Aslında onlar olmadan bu ortaya çıkacak bir durum değil. Evet, daha sonra bir bölünme yaşandı ama stadın tamamı verilen mücadeleyi destekledi diye düşünüyorum. Şimdi ben bir şey söylüyorum. Ben Manisa Spor'da da uzun süre çalıştım. Evet, 39 yıl aradan sonra lige çıkmak ne kadar önemliyse kalmak daha anlamlı ve önemli. Bugün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben şunun sözünü verebilirim. Bu oyunun, oynadığımız oyunu burada oynayacağımız, Balıkesir'de oynayacağımız 12 lig maçında da izleteceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Sağ olun. Maçın yorumuna gelince, biz her rakibe saygı duyuyoruz. Balıkesir Spor'da bugün ligin son sırada olması insanları şaşırtmasın. Yeni bir hocayla, yeni bir motivasyon, iyi hazırlandıklarını, bize karşı iyi mücadele ederek hem yeni hocalarına hem taraftarlarına karşı bir iyi mücadele ederek puan almak için bu akşam bize karşı oynayacaklarını biliyorduk. Biz de bu bilinçle bu haftaki maça hazırlandık. Tek bir hedefimiz vardı. Bu akşam buradan bizim 3 puan almak ama hesapta olmayan bir şey oldu. Ağır yağmur altında maç oynandı. Dışarıdan göründüğü gibi zeminin öyle olmadığı, oyuncularımla konuştum. Çok ağır bir sahada futbol oynandığı, tam anlamıyla istenilen bazı şeyleri, bazı hareketleri yapamadıklarını biz de görüyoruz. Onlar da anlattılar. Biz bu akşam 3 puan aldık. Her iki takım da iyi mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Balıkesir Spor'a da, oyuncularına da, yeni hocasına da, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Hocam, Fenerbahçe'nin son 2 maçında hatta arasında ilerleyen dakikalarda bir mesafelerin açıldığını, hatta bazen koptuğunu görüyoruz. Bunu siz kenardan nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben buna bu akşam katılmıyorum. Yani benim oyuncularım bu akşam baştan sona kadar oyunu kontrolleri elinde bulundurduk. Rakibe neredeyse sıfır pozisyon verdik. 4-5 tane de net pozisyonumuz vardı. Biz 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocam, öncelikle bu akşamki oradan memnun musunuz bir yorum soracağım. Çünkü Sayın Mahmut Usul, oyundan memnun musunuz diye sorduğumuzda hem İsmail Hoca'ya sorun dedi, biz bunu size soralım. Bir de Emre Belezoğlu'na tepki vardı. Emre Belezoğlu'nun ilerleyen senelerde sportif direktör olacağını düşünüyor. Böyle bir şey olduğunu soruyorum. Siz onunla birlikte çalışmak ister misiniz? Ya da ikinci dönem böyle bir şey olduğunu veriyorsunuz bu konuda. Bunun altı üstü diye bir şey bilmiyorum. Ben Emre ile her zaman çalışabilirim. Emre benim sevdiğim bir kardeşimdir. O da bu futbolun emekçilerindendir. Kendisi için ama Türkiye'de ama yurt dışında böyle bir düşüncesi varsa ben bilmiyorum. Başarılar derim. En iyi şekilde de yapar ve yapabileceğini de düşünüyorum. Mahmut Uslu İsmail Hoca'ya sorum dediği şey, ben oyundan da memnunum. Oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan da çok memnunum. Herkese teşekkür ederim. Evet, teknik adamlarımız bu şekilde konuştu. Ben
Kemal Özdeş'in gerek duruşu, gerek açıklamaları, gerek maç yorumunu çok beğendim. Çok. Gerçekten çok beğendim. Çok oturaklıydı ve gerçekleri konuştu. S'leri, sağları daha çok kullanmadı. Yani gelecekle, mazeret üretmedi. Gelecekle alakalı olarak bana umut verdi. Tabii yani umut. Tabii belki bulunmuş olduğu konum itibariyle böyle yapması gerekir ama ben iyi bir enerji oyuncusuna, biz basına, yani taraftara şimdi kimse de ya takım kötü oynadı diyemez. Ama elindeki malzemeyle de bunu yapan. Bir de demin dedim ya, vay sağa çamurdu işte İsmail Kartal'ın yaptığı gibi. İyi değildi, bilmem neydi. Mazeretle sığınmaması da bana göre çok artı yönü Kemal Hoca'nın. Evet. Şimdi ulusal medyada bir haber çıktı. Buna zorlama haber dedim ben. Bunu ben böyle yazdım. Çünkü gerçekten zorlama bir haber. Tamam, Emrullah hatalı bir gol yemiş olabilir. Herkes yiyor. Evet. Karşemaskas'ın yediği gol daha kötü. Daha kötü eski bir gol. Eski kaleci Fevzi'nin yediği gol. Şimdi hatalı gol yiyen Emrullah, Emrullah'ın hocası kimdi acaba diye merak etmiş ulusal medya. Hayrettin Demirbaş olduğunu görmüş. Ne kadar çabuk kapmış ya insan. Babası da bu kadar şey olmadı. Hayrettin Demirbaş olduğunu görmüş. Hayrettin Demirbaş Galatasaray'da oynadığı yıllarda bu tür golleri çok yemişmiş. Yani ya demiş ki bak oğlum kardeşim, ben böyle goller yiyordum sen de hocan gibi ye. Kardeşim, hiç denecekmiş bu Allah aşkına. Hayrettin Demirbaş Balıkesir Spor'la sözleşme imzalayalı daha 2 gün oldu. Hiç. Ne kadar kolay bunu. Yani buradan ne yani, amaç nedir bilmiyorum. Ne yani, şunu şimdi habersiz mi kaldınız? Başka haber yok mu yani? Tabii. Yani burada bak o da öyle yaptı dedi. Kim kaşıdıysa. Şimdi bak burada Emrullah'a ve Hayrettin'e bana göre yapılan ayıp. Yani Hayrettin Galatasaray'ın kalesini, milli takımın kalesini koruyan ve geçmişte önemli kaleciler arasında yer alan bir insan. Evet. Hatalı gol de yiyebilir. Efendim. Emrullah da yiyebilir. Galatasaray gibi 3 büyüklerde oynamış bir kaleci başarılı olmuş da oraya gelmiş demektir. Neyse yani ne? Beşiktaş, Galatasaray. Şimdi bunu Hayrettin'le ilişkilendirip de daha 2 gün önce Balıkesir Spor'la imza atan Hayrettin'le ilişkilendirip de böyle bir haber yapmak bana göre çok yanlış. Habercilik falan değil. Tabii değil. Yani sen güzel başlık bunu zorlama haberi. Zorla ben ne bulsam acaba? Ya bulacaksan ne güzel hareketler var. Buyur ben sana onu bulacaksa. Şimdi kaleci Volkan'ı çok eleştirdiler değil mi? Çok eleştirdik. Peki gol yendiğinde, hatalı gol yendi. Devre arasında milletin acaba şu gözden kaçtı mı? Volkan gitti, kaleci Emrullah'a sarıldı. Kulağına da bir şey söyledi. Dedi ki, yani burasını varsayım olarak söylüyorum. Yani kalecilikte bu tür şeyler olur. Sen kendini çabuk toparla. Böyle bir şey olur. Ben de yemişimdir böyle goller diyerek. Ama bu futbolun güzelliğini de maalesef çoğumuz göremedi. Volkan'ı sever sevmez. Hain diye bağırır bağırmaz. Onlar ayrı bir konu. Bağırılmamalı. Yani ama şu güzelliği de ben de onu yakaladım. Ben de onu yakaladım. Gitti ona sarıldı. Kulağına bir şey dedi. Bak böyle böyle meslektaşım sen iyi bir kalecisin. Sen bunu böyle yaptın. Ama ben de yiyebilirdim bu pozisyonu diyerek. Futbolun bu şey haberlerin bunları yapacaklarına bu güzelliklerin de futbol kamuoyuna sunulması gerekir. İşte o biraz önce bahsetmiş olduğumuz pozisyonda Bülent'in yapmış olduğu ortaya Volkan yanlış çıktı. Evet. Boşa çıktı. Volkan gibi bir kaleci. Orada golü yiyebilirdi. Ha o golü yemişsin, ha Emrullah'ın başına gelen golü yemişsin. Aynı şey. Hı hı. Aynı şey değil mi? Hayır tabii canım yani. Yani şimdi yani bu nedir yani bu nasıl bir haberciliktir ben anlamıyorum. İşte bir de bilmiyorum sen konuyu yönlendiriyorsun. Dünkü bu oyunculara seyircilerin tepki göstermesi. Ya tamam federasyona karşı yani özür dilerim. Eşeğe kızıp da semere vurma yahut da işte ata kızıp da semere vurma gibi şey yapalım. Bu tür şeyler ancak bize zarar verebilir. Tamam yaptığınız şey ben protesto. Ama protesto aşamasını geçtikten sonra şimdi Balıkesir Spor'a oradan ceza geldiğinde işte 30 bin lira 40 bin lira ceza geldi. Yazık değil mi şimdi bu bütçeyle bu şeyle mücadele eden bir takıma? Gidiyorsun her topa geldiğinde ayağına ya federasyon demiş ki
şu kadar protesto eden, futbolcuya ayrımcılık yaparak hakaret eden. Bunun ne gereği var bunları? Yaptıysa hatayı federasyon yapmış. Cezasının olur. Bak kamuoyu ne güzel biliyor. Alkışlayarak da onu protesto edebilirdin. Top ona geldiğinde alkışlardın. Ha ne diyor? Arkana dönebilirsin. Bunlar cezasız protestolar. Ama biz ne yaptık? Cezalı protestoları tercih ettik. Ben Balıkesir Spor taraftarı gibi takımına bu kadar sahip çıkan bir taraftarın daha alternatif protesto şekilleri üreterek de hatta böyle tüm Türkiye örnek olacak şeyler çıkarmasının taraftarıyım. Yani dün yapılan şeyler futbolcu hak eder hak etmez. Çünkü hani Emre'nin mesela o günkü maçta yapmış olduğu o fevri hareketleri Balıkesir Sporlu mesela şey yapsaydı, Uğur yapsaydı ne olurdu? Hakem önüne geçiyor, önlemeye çalışıyor. Hakem bunun raporuna git yaz. De ki yazmıyorsan da gözlemcin de yazsın, bunlar şey yapsın. Bakın bu tür şeyler hani kanun ceza vermez birine de işte serbest kaldı diye adam gider ondan sonra kendi onu cezalandırır. Ama zararı bize dokunmayacak protestolar yapmasını tavsiye ediyorum Balıkesirspor taraftarlarına. Ya şimdi Emre'ye ya da Volkan'a protesto yapacak bir durumumuz yok ki bizim. Yok tabii. Senin birinci işin değil ki. Bizi ilgilendirmez ki Emre veya Volkan'ın yaptığı davranışlar. Ha, onu alkışlarsın dedik. O zaman dersin ki ya senin federasyonda bak sana nasıl Mustafa Pekdemek'le ikisini aynı kategoriye koyuyoruz. Buyurun bu hareketi yapan Mustafa Pekdemek kartı gördü, güzelce yürüdü. Emre ne yaptı? Ona parmak salladı. Onun üzerine gitti. Yan hakeme sen ne diyorsun, kimsin? Yani orası bir FM'si böyle hareketler. Bir de Zeki'cim var ya, Emre gibi böyle Inter'de, milli takımda kaptanlık yapmış, Volkan gibi şey yapmış oyuncular neden seyirciye yani sempati değil de ne yaptırıyor mesela? Tepki çekiyor, yuvalıyor. Kendi kendine bir sorgulamaları lazım. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Neden bunu yapıyor? Bir örnekle de şunu şey yapayım. Emre mesela futbol setini de ben çok benzetirim. Emre'yi örnek alan bir oyuncu var. Ben bunu çok iyi... Ben senin benim Murat Ceylan. Dikkat et. Aynı bak oyun stilinde Emre gibi. Bana göre çok da kabiliyetli bir oyuncu. Ya yaptıkları da hakeme karşı tepkiler, rakibe karşı tepkiler. Bu hafta bir girişi var Murat Ceylan'ın. Yani öyle bir topun bileğe giriyor ki rakibine. Bu rakibe saygı... Murat Ceylan'ı hep yapıyor. Ha, Murat Ceylan aynı yürüyüşte yani böyle bitirim yürüyüşlerle aynı Emre'yi ne bileyim kendilerine bir örnek mi alıyorlar? Ne yapıyorlar böyle? Emre bak böyle ben de ona benziyorum ben de böyle yapayım diye. Bu kötü örnek temsil etmez. Bunlar futbolumuzun bana göre çirkinlikleri. Yani Inter'de oynayan bir alkışlayalım seni biz. Ya neler yapmış? Ne çalımlar atıyor? Hacı'dan çok şey öğrendi diyoruz ama genç futbolcular senden de daha güzel örnekler bekliyor. Emre olsun, Volkan olsun bunları yapmalı. Bağırabilir seyirci. Volkan onlara tepki göstermedi. Bir Gökhan Gönül'e bağırmadı mı? Anasına küfür edildi Gökhan Gönül'ü. Ne yaptı? Böyle yaptı. Ama Gökhan Gönül de futbolcu. Caner Erkin'e ne hakaretler yapılıyor. Onlar da futbolcu. Niye bunlara bir tepki gösteriyor? Mehmet Topal. Laf işitmiyor. Hiç kimsenin, bir tepkisini gördün mü? Hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme hakkı yok. Yok. Yok ama biraz kamuoyunda gündemdeysen Zeki Doğansan kılığına, kıyafetine, konuşma tarzına dikkat edeceksin. Kadir sağlamsan bir tarzın olacak, bir şeklin olacak. Kibarlığı, nezaketi kendine yakıştıracaksın. Yani belirli mevkilere gelen insanlar topluma örnek de olması gerekiyor. Peki. Bunu belirtmek istedim. Sevgili seyirciler bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz.